Ne oluyor Metin? Niye indiriyorsunuz yazıyı? Başhekimden de dinledim hemşire. Duvarlar boyanacakmış. Şimdiden mi? Daha bir ay var boyaya. Vallahi bilmiyorum. Ne yapalım başhekimim? Çok solmuş bu. Bir boya geçelim mi üzerinden? Yok, lüzum yok. Tamam. Atın depoya, orada kalsın. Başhekimim, telefonunuz var. Tamam hocam, sağ ol, geleceğim. Buyurun, ben vekil başhekim Müjgan Akkaya. Müjgan benim, merhaba. Hala? Nasılsın? Nasıl olayım? Çalışıyorum işte. Ne oldu? Senin sesin bir garip geliyor. Kerem Ali senin yanında mı? Kerem Ali niye benim yanımda olsun ola? Ne oluyor Allah aşkına? Nerede Kerem Ali? Yılmaz geldi eve. Ben çocuğumla baş başa vakit geçireceğim dedi. Aldı götürdü çocuğu. Kaç saattir de ortada yoklar. Ne demek ortada yoklar? Vallahi bilmiyorum. Dolaşacağız oğlumla dedi. Aldı götürdü. Ne kadar oldu? 2 saat falan olmuştur. 2 saat. Müjgan, açıkçası ben çok merak ediyorum. Bunca saat o küçücük çocuk ne yapıyor? Susuz, aç. Nereye götürdü bu çocuğu? Yahu sen neden gitmiyorsun onunla o zaman hala? Neden tek başına gönderiyorsun? Müjgancığım, ben nereye gideceğim? Ne yapayım? Ben oğlumla baş başa gideceğim. Sen gelme dedi bana. Ne yapayım? Peşinden mi gitseydim adam? Nereye gittiler peki? Bilmiyorum. Müjgan. Çocuğu kaçırmış olabilir mi sence? Ne kaçırması hala ya? Ne diyorsun Allah aşkına? Valla olabilir Müjgan. Yılmaz bu. Her şeyi yapar. Ali Rahmet Bey'i de arayacaktım. Belki çır çıra gitmiştir. Müjgan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biz bir şey yapmıyoruz. Emekçi olan sizlersiniz. Bak bak bak. Dediğim gibi bir nasıl da kendini sevdirdi kerata. Hemen de kaptı işleri maşallah. Bu Fikret ateş gibi çocuk. Hayırdır Çetin? Benim sözlerime pek alaka göstermiyorsun. Sizin Fikret'le aranızda bir şey mi geçti? Yok ağam. Ne geçecek aramızda? Neden? Bilmem. Fikret'e karşı sanki biraz mesafeli duruyorsun da. Yılmaz'a ortak çıktı diyorsan, Yılmaz'ın yeri ayrı, yeğenimin yeri ayrı, senin yeri... Hayırdır inşallah. Hekim Hanım değil mi o? Hayırdır Hekim Hanım? Baba, Kerem Ali burada mı? Getirdi mi Yılmaz buraya? Yok, buraya getirmedi. Niye buraya getirsin ki? Bu toz dumanın içinde ne işin var çocuğu? Kaçırdım o zaman. Ne? Kaçırmış olamaz değil mi baba? Bana bunu da yapmaz artık değil mi Yılmaz? Öyle bir şey yapmaz. Ne diyorsun Müjgan sen? Saçmalama Allah aşkına. Halam aradı beni. Yılmaz Kerem Ali'yi gezdirmek istediğini söylemiş. Halam da gitmek istemiş. O demiş ki sen sakın gelme, evde kal. Tamam baba oğul gezmeye gitmek istemiş. Ne var bunda? Ama... Sen bir sakin ol. Hele bir soluklan, bir otur, bir çay iç. Çetin bir çay söylesene Hekim Hanım. Gideli 2 saatten fazla olmuş ama 2 saattir yoklar. Allah Allah. Sanki 2 gün olmuş, sanki 2 ay olmuş gibi söylüyorsun Müjgan. Ne var bunda 2 saat? Ama oğlum daha çok küçük. Acıkır bu çocuk. Susar. Acıkırsa babası yanında. Yedirir, içirir. Sen niye böyle yapıyorsun? Ne bu halin? Anlamadım seni. Baba kundak çocuğu bu. Sen de biliyorsun. Kundakta bu çocuk daha. Yani yürüyor olsa diyeceğim ki parka götürdü, bir yere götürdü, gezdirir diyor. Bir şey yapıyor. Bu kadar küçük çocuk, küçücük Adana'da ne yaparlar bu kadar saat? Sen niye telaş ediyorsun? Boşuna telaş ediyorsun. Çünkü benden nefret ediyor. Sen de biliyorsun. Müjgan kızacağım ama sana ha. O nasıl söz? Niye nefret etsin senden? Bıktım artık baba. Yani her gün bugün acaba Yılmaz ne yapacak diye uyanmaktan, sürekli bir şey beklemekten gerçekten bıktım. Bıktım yani.
oğlumu bulalım baba, ne olur. Ne olur yardım et de bulalım. Bak kızım, sakin. Bir sakin ol.